Sevgili aydınlılar, sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık bir yıllık aranın ardından bir kez daha Aydın'da olmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bin yıllık vatanımız, milli mücadelenin kahraman şehri, rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Aydın'a son gelişimizde yine bir toplu açılış töreninde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini yaslı adaya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere hitaben yazdığı son mektubu okumuştum. İsterseniz şimdi rahmetlinin 1961'in Eylül'ünde yazdığı bu mektubu bir kez daha hatırlayalım. Anneler, sizler için bu çok önemli. Ne diyor rahmetli? Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dilimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun. Kardeşlerim, Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek bir nobranlıkla yargılandığı yaslı adayı biliyorsunuz. Biz milletimizin adını yaslı adaya çevirdiği bu yeri aldık. Ne yaptık? Ne yaptık? Demokrasi ve özgürlükler adası haline getirdik. İşte AK Parti bu. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonda yargılananlardan biri de öğrenciliğinde Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı, Demokrat Parti hükümetlerinde Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkan Vekilliği görevlerini yapan, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde din derslerini müfredata alan, İmam Hatip okullarının ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılmasına öncülük eden, hayatını ülkesine ve milletine hizmete adayan hemşehrim Ahmet Tevfik İleri'ydi.
Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen, ardından cezası ömür boyu hapse mahkum olan Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri cezaevinde hastalanmış ve ardından vefat etmiştir. Merhum İleri vefatından önce ailesine yazdığı mektupta, burası da çok önemli, size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim diyordu. Şimdi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na merhum Ahmet Tevfik İleri'nin torunu, partimin Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Ömer İleri kardeşimize bağlanıyoruz. Ömer Bey, bizi duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, söz sizde. Sayın Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanım, çok kıymetli Aydınlı hemşerilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, şu an 27 Mayıs darbesini takiben, aralarında rahmetli dedem, dönemin bakanlarından Tevfik İleri'nin de bulunduğu Demokrat Parti ileri gelenlerinin darbeciler tarafından yargılandığı ve tarihimize kara bir leke olarak geçen hukuk cinayetinin yaşandığı spor salonundayız. Millete adanmışlık ile yürütülen bir hizmet sürecinin sonucunda Demokrat Partililer bu salonda akla hayale gelmeyecek suçlamalarla ve hukuk kuralları gözetilmeksizin yargılandı. Maalesef bu milletin başbakanı ile iki bakanımız darbeciler tarafından şehit edildi. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Sayın Cumhurbaşkanım, ben bu salona ilk geldiğimde henüz ortaokul yıllarındaki genç bir delikanlıydım. O günlerde bu salon bizler için ülkemiz adına kaçırılmış kalkınma fırsatlarının, çiğnenmiş milli iradeyi ve mağdur edilmiş büyük devlet adamlarımızı, büyüklerimizi anımsatan bir yas odasıydı. Bugün ise liderliğinizdeki 20 yıllık AK Parti iktidarları sonucu olarak bu salon artık bize demokrasimizin temeli olan milli iradeyi, milli iradeye sahip çıkan kahramanlarımızı, milleti ile barışık devletimizi ve Türkiye yüzyılına hazırlanan özgüveni yüksek ülkemizi anımsatan bir umut mekanı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım, millete vurulan darbeden yaklaşık 60 yıl sonra dahi darbe sürecinden ve idamlardan sorumlu olanlar hala yaptıklarından dolayı milletten özür dilemekten ve hatta hatalarını kabullenmekten acizler. Türkiye'nin geleceğine yönelik hiçbir milli vizyon ortaya koyamayan bu zihniyet 60 yıl önce bulunduğu noktadan zerre kadar ilerleyebilmiş değil. Ne mutlu bizlere ki o kahramanların maddi manevi torunları olarak bugün de bizler onların baş koydukları bu milli atılım yolunda sizin liderliğinizde canla başla ve kararlı bir şekilde mücadelemizi ortaya koyuyoruz ve koymaya devam edeceğiz. Bizler biliyoruz ki bu millet inşallah 14 Mayıs günü samimiyetsiz, mandacı bu siyaset anlayışına bir kere daha ve daha vurgulu bir şekilde yeter, sözde kararda milletindir diyecektir. Saygılarımızla. Evet. Ben de Ömer kardeşimize, yanımdaki heyete Aydın'dan selam, sevgilerimi gönderiyorum. Allah ülkemize bir daha böyle felaketler, böyle facialar, böyle acılar yaşatmasın diyoruz. Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi CHP'nin ebedi şefi İnönü'yü telefonla aramak oldu. Gürsel telefonda İnönü'ye, emirleriniz bizim için
daima peygamber buyruğudur paşam diyor. İşte CHP bu. Bunları iyi tanıyın. Ve Aydın 14 Mayıs'ta CHP'ye en ideal dersi vermeye hazır mı? Ana kademe, kadın kolları, gençler hazır mıyız? İnönü'de Gürsel'e büyük iş başardınız diyerek mukabelede bulunuyor. İnşallah. İnşallah. Evet, tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin ve ardından idam etmenin sevincini böyle yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i de, mücadelesini de daima kalbinin en mutena köşesinde yaşatmış, fırsatını bulduğu her anda onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır. Nitekim rahmetli Özal'ın gayretleriyle Menderes'in ve aynı şekilde idam edilen bakanları Zorlu ve Polatkan'ın naaşları 1990 yılında İstanbul'daki anıt mezara nakledilmiştir. Gençler, ben de sizin yanınızdayım. Başka bir yerde değilim. Beraber yürüdük bu yollarda, biliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki anıt mezara bağlanıp şehitlerimizi bir de oradan yad edelim. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler de ifade ettiğiniz gibi yeter söz milletindir diyerek millete rağmen değil, millete göre siyaseti temel edinen milli iradenin gürçesi rahmetli Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarında manevi huzurlarındayız. Dua için mikrofonu kıymetli hocamıza ben takdim ediyorum. İstanbul müftümüzde. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil a'lal vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Rabbena teqabbal minna innaka entes semiul alim. Amin. Ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Amin. Vehdina ve vaffikna ila'l hak ve ila tariqin mustakim. Amin. Bi bereketi Kur'anil azim. وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا والى الجنه رفيقا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden lütfunu, merhametini, yardımını esirgeme ya Rabbi. Mezarı başında bulunduğumuz, dualarla yad ettiğimiz merhum başbakanımız Adnan Menderes beyefendi ve merhum bakanlarımız Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu beyefendilerin ruhlarını şad eyle. Amin. Mekanlarını cennet eyle. Amin. Makamlarını âli eyle. Amin. Ya İlahel Alemin, ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar gösterme ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, bizleri kendine layık kul Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Ecdadına, geçmişlerine layık millet eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Hayatta olan bizlere sıhhat, afiyet ihsan eyle. Amin. Ya İlahel Alemin, ülkemize, milletimize dirlik, düzenlik, birlik, beraberlik ihsan eyle. Amin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, güç takat yetişmez,
her türlü afet ve musibetlerden ülkemizi, Bilad-ı İslamiye'yi ve insanlığı hıfzu himaye eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Fetekabbeleha Rabbuha bikabulin hasenin sırrına mazhar eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, biz de buradan İstanbul müftümüze, İstanbul İl Başkanımıza, orada bulunan belediye başkanlarımıza en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tekraren gerek Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşları için bir Fatiha da Aydın'dan okuyalım. Ruhları için El Fatiha. Evet, bizim ne cumhuriyetimizi kurmamız kolay oldu, ne demokrasiye geçişimiz kolay oldu, ne kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Her adımını büyük mücadeleler ve büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yılda ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetler dönemidir. Türkiye yüzyılını, cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadığımız tüm bu tecrübelerin ve elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa etmek için 14 Mayıs'ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'ye, oradan Türkiye Yüzyılı Destanı'nın sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan bu uzun ve meşakkatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz. İşte bu dönem doğru yol. Bu doğru yola var mıyız? Aziz vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızın geleceğini şekillendirecek kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi tekrar vaktini ve enerjisini heba edecek kaos günlerine, geri döndürmeye, belirsizlik iklimine sürüklemeye heveslenenlerin karşısına biz Türkiye yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Bırakın dirisine, ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in aziz hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun "Yeter, söz milletindir" sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu? Kim? Kim? Heh, bay bay Kemal. İşte 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Menderes'in idama giderken milletimize emanet ettiği o tespitindeki gibi, yine efendilerinin emriyle kurdukları bir masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya zaten yapılmakta olan işler. Kalan başlıklar da bu ülkenin ve milletin tüm kazanımlarını yok ederek
efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın, kavganın, çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadinden ibarettir. İnanıyorum. Ak kadınlar yorulmaz. Ak kadınlar yorulmaz, liderini yalnız bırakmaz. Ve bunlar hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyorlar. Gazi Mustafa Kemal milli mücadeleyi müstevlilere karşı vererek artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şanlı cumhuriyetimizi kurmuştu. Biz de hayatımızın her döneminde bilhassa da son 20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca yaşadığımız her felaketin gerisine baktığımızda aynı kirli elleri, aynı kirli senaryoları, aynı zavallı kuklaları görüyoruz. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi işte bu oyunları bozmuş özgür ve müreffeh Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. İşte buradan, Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye yüzyılının inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız. Şimdi Aydın, bu meydandan öyle bir ses verin ki değil ülkemizin, dünyanın dört bir yanından duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Aydın, bu vesayet heveslisi muhterislere 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter diyor muyuz? Aydın, ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter, söz milletindir diyor muyuz? Aydın, 14 Mayıs'ta yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyor muyuz? Aydın, güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu 14 Mayıs'ta sandıkta bir kez daha açıyor muyuz? Aydın, cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak kucaklıyor muyuz? Aydın, bir türlü yerli ve milli olamayan zata 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyor muyuz? Aydın'dan yükselen bu sesi duyup da yüreği titremeyen var mıdır?
Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, hep söylediğimiz gibi bizim tek siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Yahu bu Bay Bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes'e ait olan "yeter söz milletindir" ifadesine çöküyor? Ya ne yüzsüzsün ya? Bunu kalkıp bir de partisinin binasına asıyor. Bay Kemal rahmetliden sonra "yeter söz milletindir" sloganı bize aittir. Sen hangi yüzde, bunlarda yüz yok ki, kalkıp da "yeter söz milletindir" sloganına sahipleniyorsun. Şimdi işte diyorum ki 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar. Tamam. Ana kademe tamam. Kadın kollarımız tamam. Gençler tamam. İşte ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize getirdiğimiz hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz. Şöyle özetin özeti. Bu tabloyu bir daha görelim. Özetin özeti. Hemen şöyle bir bakalım. Aydın'a son 20 yılda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 3430 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 11 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 40 adet spor tesisi yaptık. Hadi Aydın'da büyükşehir sen de. Ne yaptınız Aydın'a? Yaptıklarınızı bir görelim ya. Ne yaptınız? Sosyal yardımlarda Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 4'ü hastane olmak üzere toplam 59 adet sağlık tesisi yaptık. Bünyesindeki 950 yatakla muhteşem bir eser olacak Aydın Şehir Hastanemiz ile birlikte 9 yeni sağlık tesisinin inşası devam ediyor. Çevre ve Şehircilik'te Tokeli ile 1668 konutu altyapısı ve üst yapısı ile beraber tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1071 konutun inşası devam ediyor. Şimdi de ilk evimle Aydın'da 3327 konut daha inşa edecek. İlk arsamla 7000 altyapılı arsa vereceğiz. Şehrimizde bugüne kadar 8929 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Aydın'da 4 millet bahçesi projemizden ikisini tamamladık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 114 kilometreden devraldığımız Aydın'ın bölünmüş yol mesafesini 381 kilometreye çıkardık. Nereden nereye? İzmir Aydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiğe açtık. Yapımı devam eden Aydın, Denizli, Antalya otoyolunu Aydın çevre yolu ayrımı ile
Denizli çevre yolu ayrımındaki onarımı seneye tamamlıyoruz. Didim yat limanını tamamladık. Tarım ve hayvancılıkta, ormancılıkta Aydın'a 14 baraj, 12 gölet, 5 hidroelektrik santral, 7 arazi toplulaştırma, 30 sulama, 38 sulama tesisi ve 16 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. 4 baraj daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 297 bin dekar münbit araziyi daha sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize toplam 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi, 3 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Aydın, Çine, Efeler, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke'ye doğal gazı götürdük. Bunlarla kalmıyoruz. Bugün de yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lirayı geçen 92 kamu projesinin ve 1 milyar 138 milyon liralık yatırımla tamamlanan 10 özel sektör tesisinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimde inşası tamamlanan okullarımız ile 200 kişilik pansiyonumuzun gençlik ve sporda ilçelerimize yapılan sahaların sağlıkta ilçelerimize kazandırılan sağlık tesislerinin resmi açılışını yapıyoruz. Tarımda DSİ tarafından inşası tamamlanan Çine sulaması drenaj kanallarını, Çine arazi toplulaştırma projelerini, Nazilli Yakacık göletini ve diğer yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Şimdi hazır mısınız? Öyle bir haykıralım ki Aydın'ın dört bir yanı duysun. Çünkü buradan da nereye gideceğiz? Nazilli'ye. Akşam da gençlerle beraber olacağız. Tamam. Coşkunuzu farklı görmek istiyorum. Kaldıralım elleri. Tek millet, tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet, bir olacağız, bir olacağız, iri olacağız, bir olacağız, diri olacağız, bir olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklardan Cumhur İttifakı'nı çıkaracağız. Tamam. Durmak yok. Durmak yok. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun.